İstanbul Fatih'te inşaat için temel kazısı yapılırken bitişindeki binalar yerinden oynadı. 10 santimetrelik bir açıklık oluştu. Çevre binalarında yaşayanlar kısa süreli panik yaşadı tabii. ...15 santim yattık bu evin üstüne. Yanımızdaki inşaattan dolayı kayma olmuş. Kepçe darbesiyle binanın bahçe duvarı yıkıldı. İki bina yana 10 santimetre kaydı. 15 santim yattık bu evin üstüne. Bu evi biz itince o ev de yattı. O evin altı zaten temelsiz. İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde Fatih Akşemsettin'de faciadan dönüldü. Çalışma tam da bu noktadaydı ve burada bahçeyle evi kapatan bir bahçe duvarı vardı. Ancak kazmayı vurduğu gibi keple o duvar yıkıldı ve evin içteki görünen kısmı ortaya çıktı. Dün akşam üzeri bir itfaiye geldi dışarıya. Giriş katındaki duvarın arkasının çöktüğü ilan edildi. Kolonlarım çatladı. Taşıyıcı bir duvarımız da yok. Defalarca mal sahibini de oraya uyardım. İddiaya göre inşaatın başlamasıyla tek değişiklik bu değildi. Duvarı yıkılan binayla onun hemen yanındaki binada sola doğru eğim kazandı. Yaklaşık 10 santimetrelik bir yarık var ve bu yarıktan çatının üstü bile gözüküyor. Tedbir amaçlı bekledik. Biz bir saat sonra yandaki binaya giriş hakkı tanımadılar. Bu kez de doğal gazımız kesik. Duvarı yıkılan 4 katlı bina mühürlendi ve boşaltıldı. Ama yana doğru eğilen apartmana dokunulmadı. İçinde yaşayanlar da evlerine geri girdi. Son karar incelemelerin ardından verilecek. Kim suçlu sizce? Bana bu yetkiyi veren suçlu. Bu kadar bir inşaatta 3 metrenin altına inmesine onay veren kişi suçlu.